Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, Bir Kalp Penceresi programında da sizlerle beraberiz. Bu programda da yine geçmiş programlarda olduğu gibi Çağlayan Dergisi'nin orta sayfasında yayınlanan Kalbin Zümrüt Tepeleri makalelerinden İnsan Muamması yazısının 4. bölümü üzerinde durmaya çalışacağız. Geçen 3 yazıyı zannediyorum takipçilerimiz dergiden okumuş, müzakere etmişlerdir. O yazılarda insanın maddi yönünden daha çok manevi yönüne, mana yönüne dikkat çekilerek insanın muamma olan tarafından kısaca bahsedilmeye çalışılmıştı. İnsanın maddi anatomisinin ötesinde o manevi anatomisine bakıldığı zaman ruh, nefis, akıl, vicdan gibi aynı zamanda kalp gibi hususiyetlere bakıldığı zaman aslında bunların kendi ekipmanlarıyla birlikte, cihazatıyla birlikte insanın ne kadar derin bir, kompleks bir varlık olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O geçen yazılarda bile sadece 4-5 husus zikredilerek adeta bir özet geçilmiş. Konunun tamamı belki yine kalbin zümrüt tepelerine havale edilerek insanın muamma olan yönüne dikkat çekilmeye çalışılmıştı. Bu 4. bölüme baktığımız zaman da böyle bir muammayı keşfetmiş, kendi içinde enfüsi manada bir seyri sülük gerçekleştirmiş, böyle bir insanın hal ve tavırları nedir, onun ortaya koyduğu kulluk tavrı nedir, bu konular üzerinde durulmaya çalışıldığı görülmekte ve müşahede edilmektedir. İnsana bakıldığı zaman betahsis insanı kamil olma noktasında kendi muammasını çözmüş olan o insanlara bakıldığı zaman bu insanlar hem kendi muammalarını çözmüşler hem de peygamber yolunda ilerleyerek o kriterler çerçevesinde bu meseleyi içselleştirmişler. Tabiatlarının bir tarafı haline getirmişler ve bir de bunda bir süreklilik kazanmışlar. Bu iç muammalarını çözüp bu yolda ilerleyen bu insanlar öyle bir hal, öyle bir keyfiyet kazanmışlar ki varlıkları tabiri caizse varlığın eşya ve hadiselerin adeta bir fihristi hükmüne geçmiş. İnsanın varlığının, maddi varlığının, mana yönünün bütün bir kainatın maddi ve manevi olarak nasıl bir filiz olduğu üzerinde hem o makalede değişik temaslar oldu hem de bizler bunları kısaca ifade etmeye çalışmıştık. İnsan gerçekten kendi kalbi hayatına, ruhi yönüne baktığı zaman kainatların manen kendi içinde dürüldüğünü hissedebilir, duyabilir. Eğer bir insan gerçekten buna inanıyorsa ve böyle bir meselenin, bir hakikatin olabilirliğine ihtimal veriyorsa, Allah o insana bu hakikati açabilir. Dolayısıyla böyle bir insan, bildiklerinin ötesinde, gördüklerinin ötesinde, işittiklerinin ötesinde çok farklı bir malumata, marifete ulaşabilir. İşte böyle insanlar, abidü aşıklar olarak ifade ediliyor. Adeta ubudiyette derinleşmiş, ibadeti tabiatının bir parçası haline getirmiş ve aşıkları olan aşk-ı ilahide veya aşk-ı rabbanide bir buluşma noktası olan ibadet-i taatı aşk seviyesinde seven, ibadet-i taatı maşukuyla bir vuslat vesilesi olarak gören o insanlar öyle bir noktaya ulaşıyorlar ki tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasını cami bir varlık oluyor. Kabe'yi Kabe kadar bir hürmet kazanıyor. Meleklerin tavaf ettiği edeceği bir insan haline gelebiliyorlar. Dolayısıyla insan gerçek muammasına ulaştığı zaman, kendi içindeki keşfini tamamladığı zaman, varlığın bir fihristesi, eşya ve hadiselerin de birer fihristesi haline geliyor. Evet, insanın kalbi bir haritayı maneviyedir dedik. Daha önce bunu ifade etmiştik. Ama eşya ve hadiseler, evet insanın eşya ve hadiselerin fihristi haline gelmesi, o da insanın
içindeki muammayı çözdükten sonra ona ait başka bir derinliğini oluşturuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşya ve hadiseleri çok önceden sezmesi gibi, sezip onun telaşıyla yerinde oturamaması, duramaması gibi, insanlığın gelecekte başına gelecek hadiselerin telaşını yaşaması gibi, hatta sadece dünyada değil, ahirette bile insanlığın durumunun başına gelecekleri önceden sezip, çoğu zaman ümmeti, ümmeti demiş olması gibi, aslında mahiyeti itibariyle Cenab-ı Hakk'ın esmasını cami tam yansıtan bu insanların o haline baktığınız zaman, sadece varlığın bir fiilistesi değil, eşya ve hadiselerin de bir fiilistesi olduklarını çok yakinen müşahede edebiliriz. Bu açıdan İbrahim Aleyhisselam'a baktığınız zaman, İbrahim Aleyhisselam bütün bir milletinin derdini çekiyordu. Bundan dolayı da ona Kur'an-ı Kerim övgü ve sena sadedinde inne İbrahim'e kâne ümmeten gânite. İbrahim Aleyhisselam'ın öyle bir himmeti vardı ki, öyle bir gayreti, öyle bir hedefi vardı ki, tabiri caizse bütün bir insanlığı kucaklamak istiyordu. Bütün bir insanlığı kucaklayarak onu Rabbisiyle, onları Rabbisiyle tanıştırmak, onlara Rablerini tanıttırmak ve ebedi bir saadetlerine vesile olmak istiyordu. İşte onun bu ruh hali, Cenab-ı Hakk'ı bilmesi, ona cami bir ayna haline gelmesi, içini keşfettikten sonra insanlara da o keşif yollarını gösterme noktasındaki gayreti Kur'an nazarında takdir ediliyor ve o tek başına adeta bir milletti deniyor. Yakın zamanda biz çevremize baktığımız zaman, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve çevresindeki haliye baktığımız zaman böyle cami insanları çok rahatlıkla görebiliriz. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh kendine isnat edilen bir sözde, ya Rabbi benim vücudumu o kadar büyüt, o kadar büyüt ki artık cehenneme benden başka kimse sığmasın diyecek kadar kalbi ve ruhi hayat itibariyle inkişaf etmiş, bütün insanlığa bedel, kendisi o acıyı çekmeye razı bir cami insan haline geliyor. İşte insanlar kendi işlerindeki bu derunu keşfettikleri zaman, iç derinliği keşfettikleri zaman, sadece kendileriyle değil adeta bütün bir insanlıkla, bütün bir varlıkla münasebettar olurlar. O münasebet vesilesiyle kendi vicdanlarının derinliklerinde o varlığın ve insanlığın ızdırabını duyar, onların başına gelebilecek olaylar ve hadiseler karşısında tir tir titrer, hatta onların sancılarıyla bazen günlerce, bazen aylarca kıvranırlar. Yakın tarihimiz itibariyle, üstada baktığınız zaman, içinde bulunduğumuz zaman itibariyle, bu makalenin müellifine baktığınız zaman, aslında onların bu halleri çok yakinen yaşadıklarını müşahede edebilirsiniz. Pek çok önemli meseleyi, insanlık kaderiyle alakadar pek çekmez pek çok meseleyi, evet sanki onlar önceden hissetmişler gibi ruhlarında ve vicdanlarında duyar, bazen günlerce yatağa yatar kalkamaz, farklı bir hal yaşayabilirler. Aslında bu türden insanların, evet ruh enginliklerinin, kalbi genişliklerinin önemli bir göstergesidir. Bu açıdan bu insanlar adeta abid-i aşık olmakla, arif-i aşık olmakla öyle mesafeler kat etmişlerdir ki peygamber izinde Cenab-ı Hakk'ın onlara bu yolda lütfettiği şeyler bambaşkadır. Onların hissettikleri şeyleri, duydukları şeyleri, evet sözle ifade etmek belki mümkün değil. Böyle bir makamın insanı olmadıkça da bunlardan belki söz etmek doğru değil. Bu açıdan bizim bütün bildiklerimiz, okuduklarımız da sınırlı, anlayabildiklerimiz de sınırlı, belki de gözümüz önünde gördüğümüz şeyleri nakletmekle sınırlı. Bundan dolayıdır ki böyle bir hal ve keyfiyet vardır ve bu bir hakikattır. Bunu yaşamayan bilmez ve yaşamayanın da bunu tam manasıyla anlatması mümkün değildir. Yaşamadığımızdan dolayı da böyle bir şey yoktur dememiz katiyen doğru değildir.
Evet, insan Allah'ın esmasını cami bir varlıktır. Ve insan bunun hakkını verebilirse tam manasıyla Allah'ı hatırlatan bir insan haline gelir. Hani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde ifade ettiği gibi, sözlerinde ifade ettiği gibi اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ sizlere en hayırlarınız kimlerdir? Bunları haber vereyim mi dediği zaman ashab-ı kiram merak içerisinde evet ya Resulallah buyurun dediklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللّٰهُ görüldüğü zaman Allah hatırlanan insanlar sizlerin en hayırlarınız işte onlardır buyurduğu kimseler. Bu insanlar ibadet-ü taatı bir zemzem gibi yudumlarlar. Eşya vadiselerin arka perdesini Cenab-ı Hak bir yönüyle perdeyi kaldırdığı için فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ senin gözünden artık perdeyi kaldırdık. Artık senin gözün çok keskindir. Ayetinin de ifade ettiği gibi evet maddi gözün, maddi kulağın, maddi efendim organların, uzuvların görmediği, işitmediği pek çok şeyleri bu insanlar eşyanın, vadiselerin maverasını görüp müşahede edebilirler. Böyle bir insana baktığınız zaman böyle bir insanın keyfiyeti daha bir başkadır. Böyle bir insan sürekli Cenab-ı Hakk'a minnet duyguları içerisinde oturur kalkar. Çünkü neden? Hiç kimsenin mazhar olmadığı şeylere mazhar olmuşlardır. Cenab-ı Hak onlara rububiyetine dair, uluhiyetine dair bir kısım sırlar açmıştır. Ve dolayısıyla onlar herkesten farklı bir şekilde varlığı, eşya, vadiseleri yorumlamaktadırlar. Bu onlar için yüksek bir payedir. Ama aynı zamanda bu insanlar hakiki manada güç ve kuvvet sahibi olan Cenab-ı Hakk'ı farklı bir şekilde duyup sezdiklerinden dolayı dünyada başlarına ne gelirse gelsin, hangi durumda olursa olsunlar, hiç kimseye minnetleri yoktur. Allah'tan başka kimseye minnetleri yoktur. Hatta onlar diyebilirler ki el minnetu lillahi ve lirasul. Bizim minnetimiz sadece Allah ve Resulü'nedir, başka kimseye değil. Bu insanlar imanla beraber aynı zamanda kendi iç dünyalarındaki bu latifelerin inkişafıyla ulaştıkları noktalarla tabiatı tabiri caizse öyle bir güç ve kuvvete istinad etmeye dayanmaktadırlardır ki bu insanlara baktığınız zaman gerçekten imanın hani hakiki manada büyük bir güç ve kuvvet olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. İmanın yenilmez bir güç olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Çünkü neden? Olaylar oluyor, hadiseler oluyor, bin bir türlü musibetler, evet bin bir türlü imtihanlar oluyor ama bakıyorsunuz duruşlarında çok ciddi bir duruş var. Tam bir inanmışlık hali, tam bir itminan hali. Duruşlarıyla tabiri caizse çevrelerindeki insanlara bir müminin olaylar, vadiseler karşısında duruşu nasıldır, nasıl olmalıdır? Tabiri caizse bunu gösteriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah karşısında bir duruşu vardı. İçinde yaşadığı olaylar, vadiseler karşısında bir peygamberane duruşu vardı. İşte bu duruş 14 asırdan beri arkasından gelen insanlara nasıl bir örnek oluyor, duruşun nasıl olması gerektiğini gösteriyorsa, İmanda ve kendi iç dünyasında derinleşmiş olan bu insanların bu duruşu da pek çok hadiseler karşısında zannediyorum bizlere mümince bir duruşun nasıl olması gerektiğine dair fikirler vermektedir. Bu insanların gerçekten çok farklı mazhariyetleri vardır. İnsana baktığınız zaman insan bir yönüyle nesiyeden, nisyandan gelen evet insan kelimesi türevi itibariyle nesiyeden, nisyandan gelen gönülle insana baktığınız zaman insan hatakar, unutkan. Unutkan olduğu için de bazen vazifelerini ihmal ediyor. Bazen de girilmesi yasak olan bir kısım alana giriyor. Dolayısıyla insanın bu yönüne baktığınız zaman gerçekten insandan hani melaike-i kiram
tiksinti duyacak kadar, kaçacak kadar insan bir kötü bir vaziyet ortaya koyuyor. İnsanın, insan kelimesinin ikinci türevi olan üns ve enseye baktığınız zaman insan ünsiyet peyda edilen, alışılan o tarafına insanın baktığınız zaman insan işte içindeki bu cihazatı, latifeleri, hisleri keşfedip de onunla beraber evet hakaika ünsiyet peyda ettiği zaman Cenab-ı Hakk'a üns billah bir ünsiyet peyda ettiği zaman bu ufkun insanları öyle bir maiyet kazanırlar, öyle bir maiyet-i Rabbaniye iktisap ederler ki bu insanlar adeta bütün bir varidatın başını ihsas ediyor gibi, bütün bir varidatı evet ihsaslarıyla görüyor ve biliyor gibi öyle bir zevk zemzemesi içerisinde kendilerini hissederler. Böyle insanların bütün varidatın kaynaklarına, vicdanlarının derinliklerinde ihsasla bir yönüyle ulaşmaları veya duymaları işte onları bir yönüyle tamamen Cenab-ı Hakk'a müteveccih kılar. Bu tabii ki bu ufuk insanların mazhar oldukları mazhariyetlerden sadece bir tanesidir. Bu insanların böyle bir ufka nasıl ulaştıklarına baktığınız zaman aslında onların kendilerine ihsan edilen şeylere karşı onlar ne için kendilerine verilmişse onları o istikamette kullanmak olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bizler buna literatürde مَا خُلِقَ لَهْ diye ifade ediyoruz. Yani herhangi bir şey ne için yaratılmışsa o istikamette kullanılması şeklinde ifade ediliyor. Eğer insan kendi içindeki muammayı keşfeder, latifeleri, hisleri, manevi cihazatları keşfederse ve bunlar niçin kendisine verilmiş, hangi istikamette kullanılması için kendine tevdi edilmiş bunları bilebilirse, işte insan bunları o cihetle kullanmakla, o cihette sarf etmekle öyle yüksek bir noktaya ulaşır ki, eşya ve hadiselere, mahlukata mahruti bir bakışa ulaşabilir, ufki bir bakışa ulaşabilir. Acaba insana kalp niçin verilmiştir? Akıl insana niçin verilmiştir? Vicdan ve vicdanın içerisindeki irade, zihin, zihni fonksiyonlar, hisler insana niçin verilmiştir? Latife-i Rabbaniye, sır, hafa, ahfa insana niçin verilmiştir? Basiret ve firaset insana niçin verilmiştir? Kalbin derinlikleri olan şagaf, fuat gibi, süveyda-i kalp gibi, habbetül kalp gibi farklı boyutlar acaba insana niçin tevdi edilmiştir? İşte insan için, bilmeyen insan için onlarca meçhul olan bu latifeler, bu hisler, evet uyanık bir insan tarafından keşfedildiğinde, keşfedilerek bunlar üzerinden bunlar üzerinden hareket edildiğinde, işte bu duygular keşfedilerek, bunlar üzerinden hareketle hakaik araştırılmaya başlanıldığı zaman Allah insanın karşısına pek çok acayibi çıkaracak, hiç duymadığı, görmediği şeyleri gösterecek. İmanda onu marifetullah'a, marifetullah'tan sonra da muhabbetullah'a yönlendirecek. Ona farklı bir ufuk açacaktır. Tabii ki bu insanlar her zaman üns billah soluklamazlar. Onların çok farklı keyfiyetleri de olur. Bazen halden hale uğrar, değişik haller yaşarlar. Bazen havf vadilerinde dolaşır. Bazen reca tepelerinde dolaşır. Bazen vahşet yaşar. Bazen üns yaşar. Bazen itminan yaşar. Bazen endişe yaşar. Farklı farklı şekillerde haller sergileyebilirler. İşte bu seviyenin insanları bu şekilde bir halet-i ruhiye sergiledikleri zaman makaleden de anlaşılacağı üzere bizler şöyle düşünüyor ve şöyle bakıyoruz. Demek ki tabiatlarının gereği bazen bazı zıt şeyleri tevlid ettiği gibi, doğurduğu gibi bunlar da tabiatlarının gereği bazen
havf yaşıyorlar, bazen reca yaşıyorlar. Bazen üns yaşıyorlar, bazen vahşet yaşıyorlar. Haleti ruhiyeleri sürekli bir değişkenlik arz ediyor. Veya Cenab-ı Hak bunları kendi seviyelerine göre mukarrabun veya ebrar seviyesinde olduklarından dolayı Cenab-ı Hak bunları farklı şekillerde test ediyor. Bu insanları bazen siz kabz halinde görebilirsiniz. Bazen de bast halinde görebilirsiniz. O ruhi ve kalbi dünyalarında Cenab-ı Hak onlara neler duyurdu, neler hissettirdiyse onlar bazen onlarda kabz hali meydana getirir. O kabz hali bazen evet günlerce, bazen aylarca sürebilir. Sonra birden içlerine bir inşirah dolar. Hissettikleri şeyler onları inşiraha yönlendirir. Sonra bazen yine havfa giderler. Sonra reca insanı olurlar. Ve bu ufuk insanlar durmadan Cenab-ı Hakk'ın tecellilerine cami bir ayna olduklarından dolayı o camiyetin gereği her türlü tecelliye açık bir vaziyette bir hayat sergilerler. İşte bizler eğer kendi içimizde seyahati tamamlayıp bu kendi gizli taraflarımızı ortaya koyabilirsek ve bir yönüyle de kendi içimizdeki bu keşfi tamamlayarak bize verilen cihazat niçin verildi onları o yönde kullanmaya başlayabilirsek umarız veya dileriz Cenab-ı Hak'tan Cenab-ı Hak da bize bir kısım hakaiki açacak ve bizi farklı bir buğda inşallah ulaştırmış olacaktır. Eğer bu gayretlerle biz bu yüce hakikatları zedeliyor, örseliyorsak hem yazının müellifinden hem de dinleyenlerden özür diliyoruz. Ve bu yazıyı ve bu tür yazıları daha uzun müzakere etmek üzere, hakkını vermek üzere sizleri bu yazıyı mütalaya davet ediyoruz. İnşallah bir dahaki programda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.